Değerli Fenerbahçeliler, sevgili futbol severler, Fenerbahçeli Bukowski'den herkese gönül dolusu sevgiler. Bugün sizlerle transfer döneminin son günlerinde adı Fenerbahçe ile anılan Japon orta saha oyuncusu Hidemasa Morita'yı konuşacağız. Şu an Portekiz'de Santa Clara'da forma giyen oyuncunun kısa kariyerinden, oyuncu özelliklerinden ve bu transferin olması durumunda Fenerbahçe'nin futboluna olası katkılarından bahsedeceğiz. Hazırsanız Hidemasa Morita'yı konuşacağımız içeriğimizin startını veriyoruz. ...1.77 boyundaki orta saha Hidemasa Morita 10 Mayıs 1995'te dünyaya geldi. Japon futbolcu 2013 yılında profesyonel kariyerine ülkesinin high school takımında başladı. Orta saha mevkinde görev alan 26 yaşındaki futbolcu ülkesinde Kawasaki Frontale ve Ruisu Keiza takımlarında forma giydikten sonra 7 Ocak 2021'de Portekiz ekibi Santa Clara'ya bedelsiz transfer oldu. Portekiz ekibiyle 29 maça çıkan futbolcu 3 gol atıp 2 de asist yaptı. Japonya milli takımı formasını 9 maç terleten futbolcu 2 kez fileleri havalandırdı. Morita bu sezon Galatasaray'ın da gündemine gelmiş ancak Sarı Kırmızıların bu transferle ilgili bir değerlendirmesi olmamıştı. Hidemasa Morita herkesin tahmininin aksine 8 numara değil, 6 numarada oynayan bir futbolcu. Defansif orta saha pozisyonunda oynamasına rağmen hücumu savunmasından daha iyi olan bir futbolcudan bahsediyoruz. Burada bahsettiğimiz hücum gücü skora yansımıyor olsa da pas yeteneği, geriden oyun kurma becerisi, başarılı uzun ters topları ve birebir etkinliğiyle geriden oyunu yönlendiren bir oyuncu. Morita'nın güçlü yönlerine baktığımızda en önemli artısının geriden kısa ve uzun pasla oyun kurma gücü olduğunu söylemeliyim. Zayt'ta gördüğümüz pas istasyonu olma özelliği aynı şekilde Morita'nın da öne çıkan yönlerinden birisi. Orta sahada pas oyunu liderlik edebilecek bir isim. Ancak topu ayağına aldığında doğru oyuncuyu bulma ve oyunu bir sonraki adımda nereye gideceğini hesap etme özelliği var. Bu becerisi onu sadece basit bir deep playmaker yapmıyor. Bir oyun mühendisi konumuna sokuyor. Tempo olarak Türkiye Ligi standartlarını yakalayabilecek bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Özellikle devamlılık ve tempo yönüyle büyük iniş çıkışlar yaşamayan, teknik direktörün sahaya sürdüğünde ne verebileceğinden emin olduğu bir oyuncu olarak değerlendirilebilir. Morita'nın gelişim açık yönlerinin başında ise defansif orta saha pozisyonunda oynamasına rağmen etkili bir kesici değil. Gustavo'da gördüğümüz o rakibe sert ve topa sert oyunu kendisinde ne yazık ki çok net gözlemleyemedik. Ancak enerjisi ve devamlılığı ile kesicilikle yaşadığı sorunları kapatıyor gözüküyor. Morita oynadığı takımlarda net 6 oynasa da Fenerbahçe'ye transfer olması durumunda açıkçası ben 6 numara pozisyonunda değil, pas yetenekleri ve birebir etkinliğiyle 8 numarada kullanılacağını düşünüyorum. Son günlerde adı Fenerbahçe'ye gündeme gelen isimlere baktığımızda, yani Danimarkalı Magnus Andersen ve Hidemasa Morita'yı karşılaştırdığımızda, Vitor Pereira'nın o pozisyonda pas yeteneği yüksek, geriden gizli oyun kurucu olarak oynayacak, pozisyon bilgisi gelişmiş, tempo sorunu yaşamayan ama safkan kesici olmayan oyuncuları tercih ettiğini görüyoruz. Hem Andersen hem de Morita benzer profilli oyuncular. Merak edenler kanalımızda yayınladığımız Magnus Andersen analiz videosunu yukarıdaki link üzerinden izleyerek Morita ve Andersen'i karşılaştırabilirler. Bir dipnot. İkisi arasında bir tercih yapacak olsam kesinlikle bu tercihim Magnus Andersen olur. Özellikle Fenerbahçe orta sahada Zayt'ın yerini dolduracak, oyunu kısmen box to box oynayabilecek yetenekli bir orta saha oyuncusu alacak gibi duruyor. Bu isim ekonomik ve çoğu kişinin tanımadığı bir transfer olacak gibi gözüküyor. Umuyorum gelişen Fenerbahçe oyununa katkı verebilecek genç bir oyuncu transferi yapılabilir.
Evet arkadaşlar, yine bir solukta adı Fenerbahçe'yle anılan Japon orta saha oyuncusu Hidemasa Morito'yu konuştuğumuz içeriğimizin sonuna geldik. Bu içeriğimizi hazırlarken oyuncunun Pro Scout sitesindeki yurt dışı scout raporlarını kullandığımızı söylemek isterim. Lütfen içeriğimizi bu gözle izleyiniz. Kanalımıza göstermiş olduğunuz ilgi için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Sizlerin desteğiyle gün ve gün büyümeye devam ediyoruz. Hedefimiz daha kaliteli içeriklerle sizi buluşturmak. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. İnadına isyan, inadına Fenerbahçe. Sevgiyle kalın.